Asistanız'dan herkese merhaba. Beşiktaş gündeminde Ergin Aslan'la birlikte Hatay Spor Beşiktaş maçını konuşmak için bir aradayız. Abi hoş geldin. Merhaba İlke, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta içerisinde sürekli hem Instagram'dan bombardıman hem Twitter'da farklı attığım tweetlerin altına işte Ergin Aslan'la program ne zaman, işte Rize Spor maçından sonra program yaptınız mı tarzı epey bir şey oldu. Ben teşekkür ederim arkadaşların ilgisine. Ben epey bir de inceledim. Zaten burada sadece yayın harici farklı görevlerim de var. Epey bir YouTube Türkiye'de olan spor içeriklerinin tamamını takip ediyorum. En çok izlenen Beşiktaş programlarından birincisiyiz biz. Bu anlamda da senin varlığın burası için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben. O burayla birlikte senle ilgili hem kurumla ilgili teşekkür ederim herkesin ilgisine. Hem şunu da söyleyeyim. Beşiktaş maçları pazartesi günü olduğu zaman bizim Ergin abiyle yaptığımız program salı günleri. Beşiktaş maçları cumartesi, pazar veya cuma günü hangi günse olursa da pazartesi yapıyoruz. Haftada bir olarak ya pazartesi ya salı. Tekrar bir daha açıklama yapayım ben de bununla alakalı. Maçla başlıyorum. Dün 2-2 beraberlik. Bir galibiyet serisi mağlubiyete dönmedi ama en azından berabere kalındı, sonlandı. İlk defa da bu maçlar özelinde gol yiyen bir Beşiktaş gördük, hem de 2 gol. Bu Pensa'nın kaliteli bir performansı. Ne düşünüyorsun sen? Ya zaten Beşiktaş'ın 5 haftadır gol yememesi Beşiktaş'ın çok iyi bir defans hattına sahip olduğundan değil, takım savunmasını iyi yapmasıydı. Yani özellikle kanat beklerinin çok kademe yapması, ortada o üçlü ismin fazlaca destek vermesi, özellikle Josef'in sağ bek, sol bek açıklarını kapatması, stoperi üçlemesi biraz bununla ilgiliydi. Dünkü maç özelinde, Hatay Spor maçı özelinde de aslında hem söylediğin gibi Bopenza'nın ekstra performansı aslında çok ekstra değil. Adam zaten bunları sezon başından beri yapıyor. Vida ve Wellington'un bireysel hatalarının da biraz fazla olması böyle bir sonucu doğurdu. Çok kötü bir sonuç mu? Bence değil. Yani fikstür yaptığın zaman, puan hesapları yaptığın zaman gayet bırakılabilecek, puan bırakabilecek deplasmanlardan bir tanesi. Orada bir mağlubiyetleri var adamların Trabzonspor'a. Onun dışında hepsinde gol attılar. Yani futbol adına keyifli bir deplasman. Futbol izleyicisi adına keyifli bir deplasman. Hatay deplasmanı. Dün de beklediğim maç böyleydi aslında ama ben bu 2-2'lik, yani 4 golü ilk yarıda değil ikinci yarıda bekliyordum. Çünkü hem Beşiktaş'ın ikinci yarılardaki performansı hem de sahaya çıkış 11'i biraz bize bunu veriyordu. Hocaların maçıydı. Evet. Net hocaların maçıydı. Ömer Hoca çok iyi çalışmış. Maçtan önce söylediği bir plan vardı. Dedi ki Beşiktaş statik savunmalara, yani durağan savunmalara karşı çok zorlanıyor. Bunun çok önlemini aldık dedi ama bunu ilk yarı yapmadı. Dikkat ettiysen. Evet. İlk yarı öne çıkardı, önde oynadı. Sergen Hoca da tam bunu düşündü aslında. Böyle oynayacağını düşündü Ömer Hoca'nın ilk yarıda. O yüzden o üçlü Necip, Josef, Atiba orta sahasıyla çıktı. İkinci yarı tam beklediğimiz gibi kilitlemiş bir Hatayspor. Hızlı çıkan adamlarına güvenerek arkaya, ki bunu da zaman zaman başardılar, atamadılar. Tamamen hocaların maçıydı. Sergen Hoca riskleri de aldı. Bir daha riski daha fazla alması gerektiğini söyleyenler var. İşte Hasic hamleleri falan, hadi işte ya da daha erken oyuncu değişiklikleri falan. Ama ya Herro ya Merro maçı değildi bu. Yani bir kupa rövanşı olur. Berabere kalırsam eleneceğim gibi bir durum olur. O zaman riskleri daha fazla alırsın. 3-2 kaybetmek mi, 2-2 mi? Tabii ki 2-2 her zaman tercih edilebilecek bir skor. Çünkü bir hücumcu daha atsa sahaya son 10 dakika biraz daha riske sokabilirdi işleri. Çünkü ortadan bir adam eksilteceksin. Josef Atiba'dan birini. Bu çok daha yumuşak bir geçişe sebep olabiliyor. Net hocaların maçıydı bence. İyi çalışmıştı Ömer Hoca da. İkinci yarı daha fazla ayakta kalmalıydı Hatay ama. Biraz fazla yerde kaldı. Çok süreyi yedi. Anlaşılabilir bir durum. Anadolu takımları puan alacak vesaire. Anlaşılabilir bir durum. Buna biraz fazla müsamaha gösterdi Ali Palabıyık'ta. Bence normal bir skor. Yani çok ahvah edilecek bir skor değil. Şöyle, aslında benim maçtan sonra attığım bir tweette de vardı bu. Rıdvan Yılmaz özelinde. Atiba 38-39 yaşına gelmiş Atiba bir maç dinlendiriliyor da Rıdvan Yılmaz niye iki maç dinlendiriliyor? Yani bu çok mu zor bu maçta oynatmak onu? Bu tarz bir tweetim vardı benim. Rıdvan Yılmaz özelinde bu kadar rotasyona dahil, yani orada çok rotasyon kullanılması hakkında sen ne düşünüyorsun? Yani ben bu konuda hocayla aynı düşünmüyorum. Yani Rıdvan'ın sürekli sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Allah sakatlık vermesin. Ama sürekli sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi Sergen Hoca Ensakala'yı da kullandığı maçlarda skorlar aldığı için bu konuda saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Katılmasak da saygı duymak durumundayız. Ensakala'yı rotasyona mı sokmak istiyorum? Derbiye Rıdvan'la çıkarım. Hafta içi benim Rize maçım var, kupa maçı. Ensakala'yı orada
oynatırım. Öyle düşünüyorum ben. Hoca böyle bir tasarruf kullandı ama dikkat ettiysen özellikle ilk yarıda orayı çok rahat kullandı Hatayspor. Evet. Çok geldi oradan. Larin'in de çok gününde olduğunu söyleyemeyiz. Bu biraz onunla da ilgili. Oyun anlamında. Tabii. Evet. Onunla da ilgili. Larin diğer maçlarda arkasında oynayan adamı rahatlatıyordu. Yani çok fazla kademe yapmasıyla çok rahatlatıyordu. Dün çok gününde olduğunu söyleyemeyiz. Bununla da ilgili orası biraz otoban oldu. Çok kullandı orayı Hatay. Ama sorunun cevabı şu, yani ben olsam rotasyona en az sokacağım adam da Rıdvan Yılmaz. Kulakları çınlasın. Rıdvan Dilmen. Atletiklik hızlı falan deyince aklımıza Rıdvan Dilmen geldi. İyi topçuydu. Ya çok iyi. Az izledik. Kısa yetiştim ama gerçekten iyi topçuydu. Ersin Destanoğlu'nun da performansıyla bence değinmemiz gerekiyor. İlk yenilen golde bir orada bir Rozier'in teması var. Kaleciyi zorlayabilir o kısa mesafedeki o temas. Ama şöyle, ben de kaleci transferi yapılmasın noktasındayım. Bu benim kendi düşüncem. Belki farklı düşünenler olabilir ama şunu belirtmek lazım. Çok aşırı bir telaş var Ersin'de. Ya da bir özgüvensizlikten ötürü ayağına geldiği zaman çok olumlu kullanamadığını görüyorum. Ersin Destan'ın özelinde Hatayspor maçıyla alakalı sen düşünüyorsun? Ben Hatayspor maçında çok hatalı olduğunu düşünmüyorum. Ben... Çünkü bir de yediği gol, o gol Rozier'e çarpmasıyla ilgili. Yoksa o top Ersin'deydi. Ersin'den bizzat söyleyeyim sana. Ersin'in söylediği şey maçtan sonra bizzat söyleyeyim. O top bendeydi. Almıştım topu. Çarpınca kontrolü kaybettik. Top alttan gitti. Yani orada çok kaleci hatası çok söyleyemeyiz. Yakın mesafe. Önünde bir metre ki öndeki adamın ayağına çarpıyor. Yön değiştiriyor. Alttan gidiyor. Şimdi yorumlar okuyorum. Görüyorum işte. Kim bu eleştiriyi yapıyor? Bakıyorum. Ya mesela halı sahada bile kaleye geçmemiştir adam. Mesela kaleciliğe dair çok fazla bir teknik olarak bilgi yok. Ama yapacak tabii, taraftar yorumunu, eleştirisini yapacak. Kalecinin o pozisyonda ne yapması ve nasıl yatması gerektiğini analiz ediyor adam. Yani hatalı gol yiyor diyebilirsin ama şimdi kaleci tekniğinde bir analize girersen olmuyor yani. Ben istiyorum mesela Neuer'i Beşiktaş'ın kalesinde istiyorum. Tamam. İstiyorum. Ne var? İşte Uğurcan Çakır olsun Beşiktaş'ın kalesinde, değil mi? Versin Trabzonspor. Ya da gelsin Neuer, geçsin kaleye. İstiyorum. Ne var bunda? Gerçekliği mi konuşacağız? Beşiktaş gerçekliğini mi, yoksa isteklerimizi, taleplerimizi mi konuşacağız? Beşiktaş kaleci transferi yapsın. Beşiktaş birinci sınıf bir kaleci transferi yapacak durumda değil şu anda ekonomik olarak. Orta halli bir kaleci alsın. Orta halli kaleci, orta halli bir kalecidir. Gelişime çok açık değil. Tabii, odur. Tabii. Ersin dediğin adam orta halli kalecilik işini zaten yapıyor ve gelişime açık, daha ileri gidebilecek potansiyele sahip. O yüzden ben bu konunun Beşiktaş'ta çok tartışılması bu çocukları da çok geri götürür. Aynı fikirim. 40. hafta bu Ersin ve Utku ile bitecek. Bunu bir kere kabullenelim. Kabullendikten sonra işimize bakalım. Başka şeyler konuşalım Beşiktaş'a dair. Tabii ki eleştiri olur, ayrı bir şey ama kaleci alın. Ya yok diyor mu? Ben de istiyorum. Fatih Hoca saydı ya, İrfan Can, Viska, Muhammed, Onyekuru. Güzel, ben de istiyorum abi. Sergen Hoca'nın canı yok mu? Bilmiyor mu şimdi, baksın listeye. Kaleciyi yazsın abi. Tabii. Bilmiyor mu yani? Tabii. İşte o yüzden biraz gerçeklerle hareket etmek lazım. Bu kaleci konusunda bir şarteli indirelim. Sezon bu çocuklarla bitecek. Aynı fikirdeyim. Ben de fena gittiklerini düşünmüyorum. 5 haftadır gol yemiyor Beşiktaş diyor. Kaleciye top gelmiyor. Kaleciye top gelmemesi daha riskli bir şeydir kaleci açısından. Tabii ki ya. 2 kere gelir. Konsantre olman çok zordur. Dikkat et, Ersin de Utku da Beşiktaş'ın çok az pozisyon verdiği haftalarda çok riskli topları, bir kere iki kere gelen topları çok iyi reflekslerle çıkardılar. Aynı fikirdeyim. Bunlar önemli. O yüzden kaleci konusunu çok Beşiktaş kurcalıyor. Beşiktaş taraftarının bir kısmı çok kurcalıyor. Kurcalamamak lazım. Şöyle soracağım aslında. 2 asist yaptı Raşit Gezal ve 8 asiste çıktı. Çok da net bir, yani hatta ilk yarıda yanlış hatırlamıyorsam 5 defa falan korner kullandı Beşiktaş. Kornerlerin hepsi çok tehlikeli yerlere. Çok bildiğin oraya ağzını atıyor neredeyse. Ama oyundan çıkan Gezal oldu. Kapalı savunmayı açamayan bir Beşiktaş var. Orada çok statik duran bir Hatayspor vardı. Ve açık alanda daha etkili olan bir Enkodu girdi yerine Raşit Gezal'ın. Bir oyuncu değişikliklerinde hocanın da bir tercih hatası yaptığını düşünüyor musun? Olabilir. Mesela ben Enkodu'yla başlardım maça. Enkodu'yla başlardım. Öngöremedi tabii. Bunu öngöremezsiniz. Niye Enkodu'yla başlardım diyorum. Maçı izledikten sonra Enkodu'yla başlardım. Çünkü Hatay'ın ilk yarı kapanmadan daha önde oynadığını çok planlamayabilirsiniz. Bu maç başladıktan 5-10 dakika sonra belli olur. Bunu biliyor olsa Sergen Hoca zaten Enkudu'yla başlar geniş alanda. Şimdi oyun sıkışınca dar alanda çok iş çözen adam değil Enkudu. O yüzden istediğini alamadı. Gezal neden oyundan çıktı? Evet, Gezal kalabilirdi. Ama dikkat edersen Gezal oyundan çıkmadan önceki 10-15 dakikalık süreç içerisinde 2-3 tane topu rakibe verdi. Çok pas hatası yapıp düşmeye başlamıştı ve çok tehlikeli
ataklar evet, oldu bunlar. Evet. Hoca Gezal gibi hücumcu oyuncu tercih etti. Yani belki başka bir şey çıkartabilirim diye. Tabii yani skoru galibiyeti alamadıktan sonra bu tercih hataları da tartışılır. Ama ben o pas hatalarına bağlıyorum Gezal'ın oyundan alınmasını. Fazla geri koştu takım. Hatta bak Vida'ya dikkat edersen son dakikalarda böyle bir rakibe top verdi. Hata yaptı çıkarken topla. Pozisyon oldu. Dönüşte görüntülere bakıyorum. Yani böyle dili dışarı çıkmış gibi evet, artık evet. Tükenmişlik. Çünkü geri koşmak çok zorunda kaldı. Necip'in top kayıpları oldu. Gezal'ın top kayıpları oldu rakibe atılan. Çok geri koşmak zorunda kaldı takım. Maç özelinde Vida Wellington'u da konuşalım istiyorum. Çok ya bana göre, sen de az önce cümlene başlarken söyledin. Beşiktaş takım savunmasını daha iyi yaptığı için, yani savunma oyuncularının bireysel performansları çok yukarıda olduğu için son 5 maçta gol yememek gibi durum değildi yani. Takım savunmasını daha yapan bir Beşiktaş vardı. Dün biraz da eski Vida Wellington ikilisinin şeyini gördük aslında. Evet. Yani fragmanını gördük biraz. İkili hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi stoperlerde en büyük handikap sürekliliğin olmamasıdır. Evet. Oyun sürekliliğin. Çünkü öyle bir hataya yer vermeyen, kabul edilmeyen bir bölge ki golcü gol kaçırır, net gol kaçırır, hatadır. Ama bunu telafi etme imkanları oluyor şey içerisinde, maç içerisinde. 5 pozisyona girersin, birini atarsın. Ama stoper mevkisinde öyle bir sıkıntılı yer ki hataya yer yok, kalecilik gibi. Kaleci de öyledir, çok iyi maç çıkartırsın, bir hatalı gol hep sana yazar. Şimdi stoperde de öyle, 4 hafta, 5 hafta çok iyi performans gösterirsin ve bunu devam ettiriyor olman lazım. Özellikle büyük takımların stoperleri o oyun istikrarını devam ettiriyor olacak ki takım, önde oynayan takımın da hocanın da kafası rahat olacak bu konuda. O güveni sağlayacak. İşte bu tarz maçlar yaşandığı zaman, böyle hatalı maçlar, hatalı hamlelerin olduğu maçlar yaşandığı zaman yarına dair acabalar oluşuyor insanın kafasında diğer maçlara göre. Bu da bir risk tabii. Yani daha fazla konsantre olmaları lazım. Vida ve Wellington'un. Burada tabii dediğim gibi yani Bopenza'nın biraz zorlaması da oldu. Tabii. Her golcü, her forvette Bopenza gibi değil Süper Lig'de. Wellington Montero özelinde başka bir konuda tekrar geleceğim ama maç özelinde bir de Aboubakar konuşalım istiyorum. Aboubakar yani Allah sakatlıktan korusun, çok zorluyor kendini. İstiyor çocuk çünkü ve annesi vefat etti. Mekanı cennet olsun. Burada Beşiktaş ona çok ekstra bir ilgi gösterdi. Yani aile ortamı gibi olduğu için taraftarından futbolcusuna, yönetimine herkes çok sıcak ilgi gösterdi. Hatta Porto'yu takipten çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani hiç orada bir başsağlığı, bir ilgi bile yoktu Porto'da. Ve kadir kıymet bilen bir adam Aboubakar. Kendisine gösterilen ilginin karşılığını fazlasıyla vermek istiyor ve bundan sonra da böyle. Ben artık Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünmüyorum, ben açık de söyleyeyim. Aboubakar futbolu Beşiktaş'ta bırakır. Öyle görünüyor. Dün onu da sahada görüyorsun. Çok istiyor, çok zorluyor. Belki üstüne çıkıyor performansının ve bu biraz beni şeytanın kulağına kurşun tedirgin etmiyor değil. Yani öyle pozisyonlarda öyle zorluyor ki kendini, başarılı olsun, takım başarılı olsun, Beşiktaş başarılı olsun diye böyle bir şey üstünde izliyorum. İstim üstünde izliyorum. Evet. Allah korusun diye. Ben Aboubakar'ı Beşiktaş alırken böyle çok burun kıvıranlar olmuştu acaba falan. İyi ki almış şu anda. Aboubakar'dan daha iyisini zor bulur. Aynı fikirdeyim. Ligin başlangıcının da ötesine geçeceğim, öncesine geçeceğim. Rio Ave, Beşiktaş 20 haftayı şöyle geçmiş bir 20 haftayı, bugünden geçmişe 20 haftayı bir göz önüne aldığımızda birçok şey yaşadı Beşiktaş. Mağlubiyeti de yaşadı, kötü günleri de yaşadı. Galibiyeti de, seriyi de, mutluluğu da yaşadı. Necip de oynadı, Dorukhan da oynadı. Bugün geldiğimiz noktada Necip konuşulurken Dorukhan yok. Onun hakkında. Ya Dorukhan'ı konuşmamız için Dorukhan'ın önce sahada konuşması lazım. Şimdi biz sahada konuşmayan adamın neyini konuşacağız? Şimdi Necip'i konuşuyoruz değil mi? Günahıyla sevabıyla sahada bir şeyini konuşuyoruz. Şimdi Dorukhan kafeye gitti, çay içti. Ben bunu burada niye konuşayım ki? Dorukhan'ın dışarıdaki bir hadisesini, futbolun dışındaki bir hadisesi bizi ilgilendirmez. Bizim burada konuşacağımız şey futbol ve futbol sahayı konuşuyoruz burada. Dolayısıyla bizim burada Dorukhan konuşabilmemiz için Dorukhan'ın önce sahada konuşması lazım. O yüzden Dorukhan'a dair benim söyleyebilecek her şeyi bu zamana kadar söyledik. Bundan sonra işte Dorukhan da çıkacak, oynayacak. Mensah da yok. Oğuzhan kulübede. Yani ben o formayı niye alamıyorum'u kendisine sorması lazım. Çok da önemli değil. Beşiktaş'ın çok büyük kayıp değil. Olursa sahada kendine. Yani Beşiktaş çok Dorukhan'lar bulur. Tabii. O yüzden kendine, yani oynarsa da kendine, oynamasa da kendine, geleceği için. O yüzden ben kendi önce bir konuşsun sahada, biz sonra bir daha Dorukhan'ı konuşalım. Galatasaray derbisine geçelim istiyorum. Önümüzdeki hafta İnönü'de Beşiktaş-Galatasaray maçı oynanacak. Ben şöyle bir hissiyatım var. Alanya Spor, Hatay Spor maçlarına
bir şekilde Alanyaspor maçına net bir puan kaybı ben yazmıştım kendi açımdan. Hatayspor'da da belki bir problem olabilir dedim ve hani bir şekilde bunun kaybetmese de Beşiktaş gerçekleştiğini gördüm. Galatasaray derbisiyle alakalı içimde öyle bir şey yok. Açık açık söylüyorum. Çok büyük konuşup şey de yapmak istemiyorum ama içimde öyle bir his yok. Bir şekilde maçın Beşiktaş'ın lehine sonuçlanacağını düşünüyorum skor anlamında. Şöyle soracağım. Aslında transferle de biraz bağlantılı olacak bu bir soru. Wellington yok sarı kart cezalısı. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde de çıkan haberlerde Montero'nun kiralık sözleşmesinin feshedileceği konuşuluyor. Sence Galatasaray maçında Vida'nın yanında Montero'yu göremezsek Montero artık Beşiktaş'ta kariyerinin sonunda olduğunu söyleyebilir miyiz? Necip'i mi görürüz yani o açıdan sonra? Evet, Montero zaten kiralık. Evet. Belli bir oyun maçın üzerinde oynaması gerekiyor. Kiralık olduğu için Beşiktaş'ın Montero'ya dair, yarına dair çok planları olduğunu zannetmiyorum zaten. Çünkü bir stoper alınacak ya, o yüzden alınacağı konuşuluyor ya, o yüzden sonra. Tabii oradaki Montero'nun sözleşmesine bakmak lazım. Buradaki ödemeler nedir, ara transferde geri döndürme işine falan bakmak lazım ama Sergen Hoca'nın çok önemsediğini düşünmüyorum. Bu maya Montero kalsın gitsin denkleminde. Vida'nın yanında Necip'i görürüz. %99 hatta %100 diyebilirim. Yani Vida Necip oynar, iyi de oynar. Oynar. Necip o işi çok iyi yapıyor bu tarz maçlarda. Verilen görevi çok çok iyi yapıyor. Yani orta sahada top kayıpları yaptı o falan. Necip bu yani. Biz günahıyla sevabıyla bu Necip dedik. 9 tane iyi yönünü görelim. Bir tane eksi yönü de oluyor. Oluyor. Ama stoperi çok iyi oynar şeyin yanında. Vida'nın yanında. Galatasaray maçı özelinde güzel bir şey söyledin. Bir özgüven geldi Beşiktaşlara değil mi? Şimdi Galatasaray'la oynuyorum ama Alanya maçı kadar tedirgin değilim mi? Düşündüren bir şey var. Evet. Neyi bunu hissettiren şey mesela? Bir kenardaki teknik adamın özgüveni ve derbilerde aldığı skorlar. Net. Değil mi? Henüz verdiği derbi yok. Yok. İçeride Trabzon, dışarıda Trabzon'u yendi. Fenerbahçe'yi yendi iki defa. Galatasaray deplasmandan beraberlikle döndük. Henüz derbi kaybetmemiş. Derbi bunu diye sayarsak belki Başakşehir. Derbi değil o. Yani aynı kentin anlamında tabii. Derbi ama büyük takımlar tabii. Anlamında söylüyorum. Şeye dönelim. Bu arada Başakşehir'i de yendi içeride. Şeye dönelim. Keseriz. Neyse Başakşehir'i de yendi içerideyi koyar tamam. Oradan sonra tamam. Devam ederiz. Kusura bakma. Ha yok estağfurullah. Sadece Sergen Yalçın'la da ilgili değil. Beşiktaş son derbilerde yani 20-25 derbini aldığı mağlubiyet sayısı çok az. Yani Beşiktaş artık o derbiyi kaydedemiyoruz şeyini uzun süredir kırdı. Bir 4-5 sezondur kırdı. Sergen Yalçın'la da bu devam ediyor. Galatasaray maçında ben de yine niye Beşiktaş'ı favori görüyorum? Evet favori görüyorum. Çünkü bu oyunları iyi oynadığını bize çok gösterdi. Yani top oynamak isteyen, önde oynamak isteyen, kafa kafaya karşılık vermek isteyen maçlarda Beşiktaş'ın takım hüviyeti daha fazla ön plana çıkıyor. Mücadele ile kazanıyor diyoruz ya Beşiktaş'ta. Çünkü bu tarz maçlar, bu tarz büyük maçlar böyle çata çattır. Özellikle orta sahalarda kazanılır bu maçlar ve burada omuz koyan, tekme koyan, ayakta kalan, fiziği iyi olan, konsantre olanlar kazanır. Beşiktaş bunu iyi yapıyor. Şu anda da herhalde kondisyonu, fizik gücü ligin en iyi takımı diyebiliriz Beşiktaş için. Çok oyunda kalıyor çünkü Beşiktaş. Maçları ikinci yarılarda kazanıyor. O yüzden Galatasaray derbisi üzerinde ben Beşiktaş'tan hem iyi oyun hem de galibiyet bekliyorum açıkçası ve maçın favorisi de bence Beşiktaş zaten. Şöyle transfere de bence değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok haber yapılıyor. Senin epeydir seni takip ediyorum ben. Transferle alakalı çok böyle girmem, bir yok. Girmezsin. Burada da hani hit işte başlık kaygısı anlamında da şöyle bir beklentim yok onu da belirteyim. Transfer Beşiktaş sence transfer anlamında yani sana göre nereye ihtiyaç, nereye yapılabilir ve konuşulanlardan sence hangisi daha gerçekçi yorum anlamında soruyorum. Anladım. Ya Beşiktaş'ın ekonomik şartlarıyla beraber düşünüyorum. Bana saysan ben de 4-5 tane kişilik liste çıkartırım ama gerçekçi konuşalım. Ben hep alcı değilim biliyorsun. Evet, alcı evet. Değilim. Elimdeki malzemeden çıkıp oynarım. Sergen Hoca da bunu gösterdi. Eksik oyuncu var kavramını literatürden kaldıran adam olacak Sergen Yalçın. Sezon başından beri bunu gösteriyor. Hiçbir hoca da bahane üretmesin. Tabii. Hiçbir hoca. Elinde 25 tane oyuncum var. Çıkıp nasıl derbi oynanır, nasıl iyi maç oynanır, büyük maç oynanır bunların hepsini gösterdi Beşiktaş. Bundan sonra da gösterecek. Dün de çok güzel bir yaklaşımda bulundu hoca. Talişka konusu. Evet. Yönetimi de rahatlatıyor. Diyor ki ya henüz şu anda bir planlamamız çok yapamıyoruz. Çünkü ekonomik durumumuz ortada ve göndermemiz gereken oyuncular var. Dışarıda 4 tane oyuncusu var idman yapan Beşiktaş'ın. Bunları farkında ve rahatlatıyor da yönetimin elini. Transfer ne yapacak? Bence 2 tane transfer yapacak Beşiktaş. Beşiktaş Mandzukic'i alır. Mandzukic'i alır Beşiktaş. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda oynamak isteyen bir Mandzukic var.
Beşiktaş'ın lehine şartlar. Top oynamıyor. Yani Beşiktaş teklifini sundu. Orada ortanın aranın bulunacağını düşünüyorum ama ben o sözleşmenin performansa dayalı olması gerektiğini, 6 aylık olması gerektiğini ve şampiyonluk primini içinde barındıran bir sözleşme olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışındaki yüklü 6-7 milyon euroluk 1,5-2 yıllık sözleşmelere şiddetle karşıyım. Ama bence orta yol bulunacak. Sergen Hoca'nın da kısmen biraz mükafatlandırmak lazım hocayı. Yani o anladım. O süreçte böyle bir kısıtlı kadroyla zirveye taşıdı, lider yaptı takımı. Burada yönetim de Sayın Başkan da çok küçük de olsa böyle bir şey verecektir diye düşünüyorum. Tolerans gösterecektir diyor. İki, nereye transfer yapılmalı? Yani Beşiktaş'ın ben stoper hattına an itibariyle varsa bir bütçesi çok düşünmesi gerektiğini, düşünmemesi gerekir diye düşünüyorum. Yani Vida, Montero, Necip ve Wellington'un kullanıldığı yerde bir şekilde sezonu götürülür değil mi? Götürür diye düşünüyorum. Lüks olur. Çünkü şey ortada. Yani ekonomik durum ortada. Nasıl alacaksın ki? Alamıyorsun evet, zaten. Evet. Varsa küçük bir bütçen. Beşiktaş'ın bir tane 10 numara alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Larin orada kullanılıyor. Gezal orada kullanılıyor. Enkudu orada kullanılıyor. Dönerse Gökhan Töre nerede bilmiyoruz. 4 alternatifli. Atakan var zaman zaman kullanılabilecek. Bu arada Gökhan Töre transferi de yine sanırım hocanın pişmanlıklarından bir tanesidir. Yani bence İstediği oyuncuydu ve pişmanlıklarından bir tanesidir. 10 numara ve Hasic'i kiraya göndereceksen. Ben diyorum ben göndermem ama saygı duyarım. Bak şiddetle eleştirmem ben burada Sergen Yalçın'ı. Sezon başında da Hasic'i yine kiraya gönderme şeyi Boyd'u dahil etme şeyi vardı. Sanırım orada yönetimle biraz şey oldu. Evet ya Boyd çünkü Douglas gibi Mirin gibi değil İlke. Yani Lens gibi değil. Mirin demeyeyim ya. Lens ve Douglas gibi değil. Lens ile Douglas o kadar işlerine saygısı olmayan adamlar ki var yetenekleri, yapmışlıkları var daha önce. İşte Douglas falan zaten hiç söylemeye gerek yok ama artık salmışlar. Oo, hiç umurlarında değil yani. Para, pul, tamam hayatı tamamlamışlar kafalarında futbolu. Saygısız oldukları için Beşiktaş'a katılmaya gerek. Boyd isteyen bir adam. Boyd çabalayan bir adam. Boyd emek veren bir adam. Çok çalışan bir adam ama Boyd da kısıtlı yani. Beşiktaş 11 için kısıtlı bir adam. Bazı adam çok ister ama yeteneği yetmez. Şimdi bu yüzden Sergen Hoca takım oyuncusu olduğunu düşündüğü için Boyd'u denkleme dahil etmek istiyor ama bu şartlarda zor. Zaten hani takviye yapacaksın, elindeki adamları göndereceksin. Hasic, ben o mesela Rıdvan'a verdiğim şans kadar net şans veririm. 3 maç, 4 maç, 5 maç hele ki ligin bu haftalarında çok denerdim hoca olsam. Çünkü 25-30'dan sonra bunları deneyemeyebilirsin. Olmamış yani. Tabii, tabii. İhtimal oyuncuları hep garantiye oynamak zorundasın. Orada denemeyebilirsin. Ama bu haftalar işte Josef Atiba Hasic. Josef Atiba Hasic bir maç sonra daha. Böyle çıkarım yani. Josef Mensah Hasic. Yani 3-4 maç sürekli ben oynatırdım Hasic'i ve görecektik ki Beşiktaş çok net bir ha diyeceksin ki ya hoca her gün bununla beraber. Sergen Yalçın deli mi kardeşim? Kendisine çok faydalı olacak, maç kazandıracağı düşündüğü bir adamı oynatmıyor. O bölgeyi Türkiye'de ondan daha iyi kimse bilemez Sergen Yalçın. 10 numara bölgesini tabii. Sergen Yalçın'dan daha iyi kimse bilemez aynı Türkiye'de. Fikirde. O yüzden katılmasam da saygı duyarım Hasic konusunda. Ben çok sahada görmek istiyorum. Ama hoca kazandıracak, maç kazandıracak adamı haybeden dışarıda tutacak bir adam değil. Kendisine yazacak galibiyet sonuçta. Rıdvan nasıl ona yazıyor, kaleciler tabii, nasıl ona yazıyor, o da ona yazacak. O yüzden saygı duyarım ama görüntü o ki kiralamak istiyor hoca bir yere. Seneye daha net iyi ve kullanayım diye öyle bir durum çıkıyor ortaya. Keşke Laiç'ten vazgeçebilse Beşiktaş ama şu ekonomik durumda çok önemli. 7 milyon euro para yatırdı. Olur mu bu saatten sonra? Bence olmaz. Keşke olsa. Keşke olsa. Bence olmaz. Ama işte bu sözleşme de öyle sözleşmeler verildi ki bir önceki yönetimin son sezonunda 9-10 tane hepsi mi karavana atılır transferlerin? Hepsi karavana atılır ve Beşiktaş şimdi o yüklerden dolayı yol yürüyemez hale geldi transfer. Maalesef, maalesef. Ya o zaman da zaten çok yazıldı da çok da konuşuldu aslında. Sen de bunları çok dile getirdin. Ama az dile getirildi. Yani senin özelinde değil. Kişi sayısı, bunları dile getiren kişi sayısı çok azdı Beşiktaş medyasında. Bence biraz da aynaya da herkesin bakması gerekiyor o süreçte. Yapacak bir şey yok. Süremizin sonuna geldik ama ben senden bir de tam konudan çok bağımsız olarak farklı bir şey istiyorum. Tasvir. Arkamızda İnönü var. Evet. İnönü'nün bu hali ve şu an sadece senin görebildiğin, sen ve basın mensubu arkadaşların görebildiği hali var. Bir onu da bize bir iki dakika özetlersen. Vallahi çok çok lüks bir hayatımız varmış bizim. İnsan kıymetini hani kaybedince anlarmış diye bir şey var ya. Gerçekten öyle çok lüks bir hayatımız varmış. Seyircisiz o kadar vasat, o kadar böyle sığ, o kadar keyifsiz maçlar oluyor ki. O yüzden
bir an önce şu işlerin bitip de tekrar o Vodafone Park'ın özüne dönmesi, ki geçen hafta içinde bir yazı yazmıştım, dedim ki Beşiktaş'ın daha en büyük transferi gelmedi dedim. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ın en büyük transferi Beşiktaş taraftarı olacak. Hayal edebiliyor musun? Sergen Yalçın kulübede maç içerisinde böyle bir sahaya hamle yapmak için hareket yapıyor kenardan. Ya da top havadan geliyor, hoca diziyle indiriyor, göğsüyle yumuşatıyor. Ya düşünebiliyor musun Vodafone Park'ı? Yıkılır yani Dolmabahçe. Ve bunu takım da hissedecek. Tabii, yani tabii. Hocaya gösterilen bu ilgiyi takım da hissedecek. Ve Beşiktaş'ın da bak, Beşiktaş taraftarının aslında en sevdiği takım var şu an sahada, biliyor kesinlikle, musun? Yani kesinlikle. Yıldız var mı kardeşim? Yok ya, Abu Bakar mı biraz? Biraz. Ama öyle net, hani Talişka gibi bir şey yok. Ya dünya çapında bir yıldız tabii. Yani Beşiktaş gördü çünkü bunları değil mi? Tabii. Bir sürü adamlar gördü. Mario Gomez'ler, Pepe'ler falan filan. Beşiktaş şu anda tam Beşiktaş taraftarının, İnönü taraftarının diyeyim bak. İnönü taraftarının, altını çizerek söyleyeyim. İnönü taraftarının istediği kıvamda bir takım. Mücadele, takım oyunu, tekmeye kafa sokmak, 90 dakika her şeyini vermek. Yani sahada salıp gezen adam, umursamaz adam yok. İstiyor, yapıyor, yapamıyor ayrı. Bambaşka bir yere taşırdı. Kesinlikle. Beşiktaş taraftarı, bu Beşiktaş'ı. O yüzden daha Sergen Yalçın'ın son kozunu oynamadı dediğimiz şey var ya, son hamlesini yapmadı. Benjamin daha oyuna girmedi yani. Benjamin oyuna girdikten sonra iş bambaşka bir yere gidecek. Ya çok özlüyoruz. Yani bir an önce şu işler bitse de, bu sene bilmiyorum görür müyüz? İnşallah belki ligin son Mayıs'daki son son iç saha ve Beşiktaş'ın son şampiyonluk kupasını kaldırdığı maçta Beşiktaş taraftarı önünde inşallah bu sene onu yaşatır. Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca'ya da öyle bir armağanı olur. İnşallah. Yani bir şekilde şu kötü günlerin artık geride kalmasını ben de diliyorum. Umarım ki hepse dönmez bu. Kötü günler gitti. Sırada daha kötü günler. Şaka yapıyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Beşiktaş gündeminde Hatay Spor maçını ve Galatasaray, aynı zamanda da biraz da transfer konularını değerlendirdik. Beğendiğinizi düşünüyorum ama orada like butonuna da basarsanız ayrıyetten mutlu olacağız. Hem de önerilenlere çıkması için de yorumlarınızı da yaparsanız, bir sonraki programda neler konuşulması gerektiği ya da sizin düşünceleriniz neler, bunları da alabilirsek ben çok mutlu olurum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Umarım Galatasaray derbisinden sonra yine buraya mutlu geliriz. Görüşmek üzere. Bay bay.